Burası Kudüs. Akıp giden bulutlar gibi tevhid mücadelesinin canlı şahidi. Tarih boyunca ismi değişen ama kutsallığı değişmeyen şehir. Bazen Yebus, bazen Yeruşalem, bazen Aliya Kapitolina, bazen İlya. Ama o aslında hep Kudüs. Geçmişte Yahudilerin, bugünse Müslümanların yürek sızısı. Geçmişine ağıt yakanlar, yeni ağıtlar yakacak nesilleri geleceğe miras bırakıyor. Bu yönüyle tarihin tekerrür sahnesidir Kudüs. 52 defa saldırıya uğrayan, 44 defa el değiştiren, 23 defa kuşatılan, 2 defa da taş üstünde taş kalmayıncaya kadar yıkılan şehir. Farklı inançları tek bir kaya etrafında buluşturan, hikayesi insanoğlunun dünya serüvenine denk şehir. Bazen rüzgarıyla fısıldar kulaklara, bazen taşlarıyla anlatır gelip geçenleri. Kimler gelip geçmedi ki? Hazreti Adem'e selam, Hazreti Musa'ya selam, Hazreti Davud'a, Hazreti Süleyman'a selam, Hazreti Zekeriya'ya, Hazreti Yahya'ya selam, Hazreti Meryem'e, Hazreti İsa'ya selam, Halilullah'a, Habibullah'a selam, aleyhissalatu vesselam, Hazreti Ömer'e, Sultan Selahaddin'e, Yavuz Sultan Selim'e selam, Kubbetüs Sahra'nın üstündeki alemle Kudüs'e olan aşkını ve himayesini dünyaya ilan eden, Kudüs'ü kol saati gibi taşıyan, kandilinde yağ olmaya hazır Türkiye'ye selam. İlk kıblemiz, ikinci mescidimiz, üçüncü haremimiz, El-Kudsül Harem-ü Şerif'teyiz. Kur'an-ı Kerim'de Tin Suresi'nde üzerinde geçen olaylar sebebiyle kendisine yemin edilen Zeytin Dağı'ndayız. Ve arkamızda El-Beldetül Kadime, eski şehir Kudüs bütün ihtişamıyla duruyor. Şiirini ümmetin derdiyle yoğuran Sezai Karakoç, Kudüs'ü gökte yapılıp yere indirilen şehir olarak tanımlar ve ilahi yönüne vurgu yaparak onu bütün insanlığın şehri diye niteler. Zira Kudüs, görünen ve görünmeyen yüzüyle insanlığın tarihi serüvenine tanıklık eden kadim bir şehirdir. Zihinleri meşgul eden, karışıklığa sebebiyet veren en önemli sorunun cevabını hep beraber bulalım. Mescid-i Aksa neresi? Altın kaplamalı Kubbetü Sahra'nın olduğu yere Mescid-i Aksa diyenler olduğu gibi, siyah kubbeli kıble camiini de Mescid-i Aksa diye isimlendirenler oluyor. Oysa ki ikisi de farklı. El-Mescidül Aksa, 144 dönümlük, İçinde kıble camiini, Kubbetü Sahra'yı ve irili ufaklı diğer mescitleri de barındıran alanın tamamı. Resulullah Aleyhisselam'ın miracının şahidi olan Muallak Kayası'nın üzerine yapılmış olan Kubbetü Sahra, Mescid-i Aksa içindeki mescitlerden bir tanesi. Hemen surların dibinde, aslında Mescid-i Aksa o değil de bu dedikleri siyah kubbeli yer, orası da kıble tarafına yapılmış olan Mescid-i Aksa içindeki mescitlerden bir tanesi, yani kıble mescidi.
Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir fermanıyla bildirdiği üzere Peygamberimizin mucizevi gece yürüyüşünün menzili ve miracın başlangıç mekanıdır. Bu sebeple Kudüs, yeryüzünden alemlerin Rabbine açılan yolun ve göklerden dünyaya inen engin rahmetin şahidi bir şehirdir. Gökyüzüne bir merdiven dayamak imkansızdı. Aslında Peygamberimizden mucize bekliyorlar ve vahyin en büyük mucize olduğunu unutuyorlardı. Peygamber Efendimizin bu üzüntü dolu, hüzün dolu, sıkıntı dolu günlerinde Rabbinden bir davet geldi. Miraç ve İsra aslında Peygamber Efendimizin hayatındaki en büyük mucizelerden birisiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin miracının şahidi Muallak Kayası'nın olduğu yerdeyiz. Kubbetü Sahra, Kaya Kubbesi. Emevi Halifesi Abdülmelik bin Mervan, Resulullah aleyhisselamın miraca yükseldiği kabul edilen Muallak Kayası'nın üzerine bu mescidi Kubbetü Sahra'yı 691'de inşa etti. Şu anda Mescid-i Aksa'nın avlusunda sergilenen Hadrian döneminden kalan surların kalıntıları Resulullah Aleyhisselam'ın miracının birer şahitleri. Mescid-i Aksa'nın avlusundaki gördüğümüz hemen hemen her şey 400 sene boyunca ecdadımızın bu topraklara olan hizmetinin birer nişanesi. Evet, Kudüs bizim için önemlidir çünkü Allah burayı kutsadı, Kudüs vahyin kutsadığı şehirdir, kıblemizdir, Kâbemiz gibidir. Kudüs'ten vazgeçmek, kendimizden vazgeçmektir. On yıldan beri geleneksel bir şekilde okuldaki öğrencilerimle Kudüs'e gelip Kadim Kudüs ve Sur bölgesinde dolaşıyor ve buraları kuru bilgiyle değil, duygularımızla tanıyoruz ve yaşıyoruz. Nitekim Kudüs maneviyatla doludur. Buraları okuldaki ve internet ortamındaki bilgilerden öğrenebiliriz. Ancak biz bugün Kudüs'ü yaşamaya geldik. Öncelikle tüm Türk halkına canı gönülden saygılarımı sunuyorum. Hepsine sizleri mutlaka bekliyoruz diyorum. Ziyaretçi veya yabancı olarak değil, kendi şehriniz Kudüs'e ve buradaki tüm şehirlere ev sahibi olarak bekliyoruz. Gelin Kudüs'ü bizzat yaşayın. Duygularınızla ve manevi benliğinizle burayı yaşayın. Kuru bilgi her yerde tükenmeyecek kadar vardır. Siz gelin Kudüs'ü yaşayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Meymune annemiz Kudüs'ün faziletinden sorduğunda ona şöyle buyurdu. Orası mahşer ve menşer toprağıdır. Oraya gidin ve namaz kılın. O gün için burası Bizans'ın hakimiyetindeydi. Meymune annemiz sordu. Eğer gidip namaz kılma imkanı bulamazsak, hiç olmazsa kandillerine yağ gönderin. Evet, bugün Mescid-i Aksa'nın aydınlanmak için kandile ve yağ ihtiyacı yok. Ama bugün Mescid-i Aksa'nın size, insana, ibadet edecek kişilere ihtiyacı var. Ben Yusuf Abdülvahap Mahmud Ebu Sineyne. 1958 yılında Kudüs'te doğdum.
1980 yılında Hamdolsun Mescid-i Aksa'ya imam olarak, 1990'da da hatip olarak tayin edildim. Ve halen Mescid-i Aksa'da hatiplik ve öğretmenlik, cehri namazlarda ve teravihlerde imamlık görevlerime devam etmekteyim. Dünyadaki Müslüman kardeşlerimize mesajımız, Mescid-i Aksa ile çok ilgilensinler. Nitekim Mescid-i Aksa onların izzet, onur ve zafer kaynağıdır. Büyük liderler ancak Mescid-i Aksa'ya geldiklerinde tanınmışlardır. Hamdolsun bizler namazlarımızı Mescid-i Aksa'nın içinde kılıyoruz. Çevremizdeki tüm zor şartlara rağmen, ancak sabır ve sebat ederek bu topraklara ve bu mescide sıkı bir şekilde sarılmaya devam edeceğiz. Kudüs'ün tarihinden bahsedilirken Müslümanların, Hristiyanların, Yahudilerin tarihinden bahsederler ya, aslında Kudüs'te tek bir tarih vardır. O da peygamberlerin tarihi, tevhidin tarihidir, İslam'ın tarihidir. Peygamberler tarihiyle bitmez Kudüs'te bağımız bizim. Hazreti Ömer'in fethi, Selahaddin Eyyubi'nin rüyası, Kanuni Sultan Süleyman'ın Kudüs'ü çevreleyen imarı, Abdülhamit Han'ın davasıdır Kudüs. Kudüs, Eskişehir'deyiz ve Hazreti Ömer Meydanı'ndayız. Ömer İbnül Hattab Meydanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Miraç mucizesi için Mekke'den, Mescid-i Haram'dan Kudüs'e, Beytül Makdis'e getirildiği andan itibaren, sahabenin anlam dünyasında Kudüs bambaşka yer edinmişti. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Kudüs'e doğru yola çıktığında önce Kudüs'ün dışında bugün adı Cebel-i Mükebber olan bir tepeye geldi. Kudüs'e hakim tepeden Eskişehir'e baktığında çok heyecanlandı. Hazreti Ömer çok yeri fethetmişti ama hiçbir şehri gördüğünde bu kadar heyecanlanmamıştı. Kaldırdı mübarek elini, Kudüs'e işaret etti ve Allahu Ekber dedi. Bugün dağın adı Cebel-i Mükebber. Ses enerjidir derler, kaybolmaz. Bugün Kudüs'e geldiğinizde taşında, toprağında, dağında Hazreti Ömer'in tekbirini mutlaka hisseder ve duyarsınız. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. 638 yılında Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Kudüs Patriği Sofronius'tan Kudüs'ün anahtarlarını aldığı bu yer, yüzyıllar sonra yeni bir sayfaya tanıklık edecektir. 1099'da Haçlılar Kudüs'ü işgal etmiştir. Haçlılar Kudüs'e bu kapıdan girmiştir. Tarih 15 Temmuz 1099. Evet, özellikle altını çiziyorum. Haçlılar 1099'da Kudüs'e bu kapıdan 15 Temmuz'da girmişlerdi. 15 Temmuz'u yeni yaşamıştık. Orada görevli bulunduğum için geri dönüşümüz çok zordu. Ve dedik ki gidelim Mescid-i Aksa'da ülkemiz için dua edelim. Tam girişimde 3 kişilik bir grup etrafımızı çevirdi. 2 bayan, 1 bey. Siz Türksünüz değil mi dedi. Evet Türküz dedik. Hanımlardan biri hemen boynuma sarıldı. Eğer dedi o gece Türkiye'ye bir şey olsaydı Gazze ertesi gün düşerdi dedi. Gazzeliymiş kendisi. O anda Kudüs'te bulunuyormuş, Mescid-i Aksa'ya gelmişler ve bizimle hayat bağlarının gücünü bana orada göstermiş oldu. Ne kadar yani bize çok uzak gibi görünen topraklar. Fakat onlar bunu çok yakından hissediyorlar ve aradaki bağı bizden daha iyi idrak ediyorlar.
Hazreti Ömer radıyallahu anh Kudüs'e geldiğinde buranın adı İlya idi. Hazreti Ömer İlya halkının lideri olan Sofronius'la bir anlaşma imzaladı. Hazreti Ömer'in emannamesi, ahitnamesi diye meşhur olan o ahitnameye Hazreti Ömer şöyle başlamıştı. Allah'ın kulu, müminlerin emiri Ömer'den İlya halkına bir güvencedir. Hazreti Ömer burada yaşayan bütün Hristiyanlara mallarının, canlarının, ibadethanelerinin, hastalarının, sağlıklı olanlarının, herkesin müminlerin emiri Hazreti Ömer'in güvencesinde olduğunu bildirmişti. Allah'ın takdirine bakın, Selahaddin Eyyubi 1187'de Kudüs'ü Haçlılardan geri aldığında yine bu kapıdan gelmiş ve aynı meydanda Kudüs'ün anahtarlarını yeniden onlardan almıştır. İsmim Edip Cüd El Hüseyni. Diriliş Kilisesi anahtarıyla kutsal mezar mührünün muhafızıyım. Tarihte de bilindiği üzere bizler Diriliş Kilisesi anahtarının kendilerine emanet edildiği Müslüman aileyiz. Bu anahtarın muhafızlığını mekanı cennet olsun Selahaddin Eyyubi döneminden 1187 yılından itibaren yapmaktayız. Yani 850 yılı aşkın Diriliş Kilisesi anahtarı aileme emanet edilmiş vaziyettedir. Mescid-i Aksa'nın içerisindeki en özel yapılardan bir tanesi Selahaddin Eyyubi Minberi diye namsalan meşhur olan arkamızdaki minber. 1969'da Avustralyalı Dennis Rohan burayı kundakladı bildiğiniz gibi 1969'da ve Selahaddin Eyyubi tarafından 1187'de Kudüs fethedildiğinde buraya konan minber tamamen tahrip edildi. 2007 yılına kadar Mescid-i Aksa'da bunun gibi bir minber yoktu. 2007 yılında Türkiye'den, Konya'dan gelen, kündikari yöntemle minber yapmayı bilen iki usta, Suriye'den, Mısır'dan ve Ürdün'den ustalar, Ürdün'de uzun süren bir çalışma yaptılar ve Selahaddin Eyyubi'nin minberinin bugün İslam Müzesi'nde olan kalıntılarını incelediler. El Halil'de bulunan bunun daha küçüğü orijinal minberi incelediler ve yenisini yaptılar. Bu kıymetli eserler Kadim Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın köklü tarihine şahitlik eden önemli parçalardan biridir. Şu an biz anlatmak istediğimiz parçalardan birinin yanında durmaktayız. Bu parça Kabe-i Şerif'in örtüsünden ibaretti. Mekke'de Kabe'nin örtüsü her yıl değiştirildiğinde eski örtü Mescid-i Aksa'ya hediye olarak gönderilirdi. Osmanlı döneminde Kabe örtüsünden bir parça Mescid-i Aksa'ya gönderilirdi ki dünyaya bu iki kutsal yerin Müslümanlar açısından önemini vurgulamak için yapılırdı. Tabii İngiliz ihtilali başlayınca bu gelenekler durdu. Hamdolsun 2 yıl önce sırf altından yapılan bu Kabe örtüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Allah onu korusun, ve Binali Yıldırım tarafından hediye edildi. Bu parçayı Erkan Aydın ve Erkam Yıldırım aracılığıyla Türkiye'den buraya getirip Mescid-i Aksa'ya hediye ettiler. Bu parça Mescid-i Aksa ve İslami Müze'nin tarihi önemini de vurgulamaktadır. Buraya asıldı ki bu mekanın asaletine şahitlik etsin ve Kabe-i Şerif'le Mescid-i Aksa arasındaki bağı yeniden kurgulasın. Aynı zamanda Kabe örtüsünün buraya gönderilmesinin yeniden sürdürülmesini sağlasın diye.
Yafa'da gezerken İstanbul'da sur içinde bir mahallede gezer gibi kendinizi oraya ait hissedersiniz. Hani derler ya, taşların dili olsa da bir konuşsa diye. Şu anda Yafa'da Mahmudiye Camisi'ne sırtını dayamış olan Süleyman Paşa Sebili gerçekten de konuşuyor, onun dili var. Osmanlı'nın bu coğrafyadaki varlık sebebinin aslında bu coğrafyaya hizmet etmek olduğunu, inşa ve imar faaliyetlerinde olduğunu ve devletin mali açıdan zor zamanlarda olduğu dönemlerde dahi bu bölgelere gerekli tahsisatı ayırmaya gayret ettiğini görüyoruz. Bu da aslında bizim için, bugünkü Müslümanlar için bir iftihar vesilesidir diyebiliriz. Kudüs ve çevresinde nereye giderseniz gidin, ecdadımızın, Osmanlı'nın bir izine mutlaka rastlarsınız. Sultan Abdülhamit Han'ın tahta çıkışının 25. yılı münasebetiyle, ki buna gümüş yıl derler, Filistin topraklarında 7 tane saat yapılmıştı. Bu kulelerden birisini şu anda Yafa'da görüyoruz. Bir Moskova seyahatimizde Rus Patriarkisi'nde çalışan önemli bir din adamı dedi ki, ben kilise tarihi çalışıyorum, Ortodoks Kilisesi tarihi ve 1820'lerde Kudüs'ten gönderilen raporları okuduğumda oradaki Ortodoks Kilisesi'nin Osmanlı idaresinden çok memnun olduklarını, ibadetlerini özgürce eda edebildiklerini ifade ediyor raporlarda. Ben Rus Ortodoks Patriarkisi mensubu bir din adamı olarak Osmanlı idaresi boyunca göstermiş olduğunuz bu müsamahadan, toleranstan dolayı sizlere teşekkür etmek istiyorum ifadesinde bulunmuştu. Bizim için heyetimiz açısından da hakikaten son derece cari bir dikkat, bir hatıraydı. Şimdi sizler için Hazreti İbrahim'in, Hazreti İshak'ın, Hazreti Yakub'un, Hazreti Yusuf'un kabirlerinin bulunduğu Halilurrahman Camisi ve Külliyesi'ne gideceğiz ve Türk milletinin selamlarını peygamberlerimize ulaştıracağız. Filistin'de El-Halil şehrinde Halilurrahman Harem-i Şerif'inde Hazreti İbrahim Mescidindeyiz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı Sare'nin, Hazreti İshak Aleyhisselam'ın hanımı Refika'nın, Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın hanımı Lea'nın ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kabirleri var. Herhalde dünyada bu mekanın bir benzeri yoktur. Esselamu aleyke ya seyyidena İbrahim aleyhisselam. Esselamu aleyke ya nebiyyallah. Esselamu aleyke ya halilallah. Filistin'de Batı Şeria bölgesinde Hazreti Musa aleyhisselamın mescidi, makamı ve külliyesinin önündeyiz. Nehrin üzerinde, kutunun içerisinde bir bebekle başlayan Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'ın gözetimindeki kıssası yine suyun üzerinde boğulan bir firavunla sonlanır. Cenab-ı Hak bize bu kıssanın içerisinde ben dilersem çaresiz bir bebeği kutunun içerisinde
suyun üzerinde koruyarak istediğim yere vardırırım. Ve yine ben dilediğimde son derece muktedir olan Firavun'u denizin içerisinde boğabilirim. Bu Allah Azze ve Celle'nin kudreti. Nebi Davud Tepesi'nde Hazreti Davud Aleyhisselam'ın makamındayız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Yeryüzünde gezin dolaşın ve sizden önce yalanlayanların sonu nasıl oldu bir görün. Biz de bu ayete uyarak sizin için geldik, Lut kavminin helak edildiği yeri gördük ve size anlattık. Hadisi şerife uyup fazla durmadan geçiyoruz buradan. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dünyaya geldiği yerdeyiz. Kudüs'te Hristiyan dünyanın kalbinin attığı yerdeyiz. Holy Sepulcher, Kutsal Kabir Kilisesi. İsa Mesih'in çarmıhı sırtına alıp Kıyamet Kilisesi'ne kadar geldiği bu yola Via Dolorosa, Tarikul Alam, Çile yolu deniliyor. Yine rivayetlere göre İsa Mesih'in Çile yolunun 13 ve 14. durakları kilisenin içerisinde. Herkesin inancına saygılıyız. Fakat İslam inancı, Kur'an-ı Kerim bu hikayeyi bütünüyle reddeder. İsa Mesih'i öldürmediler, çarmıha germediler. Allah İsa Mesih'i katına yükseltti. İslam inancı bizim de inancımız budur. Her coğrafyadan, her ülkeden Kudüs'e ziyaret etmemiz, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmemiz, seyahat etmemiz ve oraya sahip çıktığımızı dost düşman herkese göstermemiz gerekiyor. Belki bugünkü Müslümanların Kudüs davasına, Filistin davasına yapabileceği en önemli şey oraya seyahat etmektir diyebiliriz. Çünkü Kudüs davası Müslümanların ortak davasıdır. Kudüs sadece fotoğraflarda, sadece kağıt üzerinde, sadece hikayelerde ya da anlatılarda değil, hayatın akışı içerisinde son derece canlı, son derece hür ve son derece güçlü bir şekilde var olmaya devam edecek. Biz evlatlarımızı el ele tutuşarak buradan Kudüs'e kadar bir zincir yapacağız ve orada annelerin gözyaşını silen, orada annelere ümit veren ve secdeye her vardığımızda onlar için burada olan müminler olarak yaşamaya devam edeceğiz. Kudüs'e hakim olunmaz, Kudüs'e hadim olunur. Peygamberlerimizden, büyüklerimizden, ecdadımızdan biz bunu öğrendik. Aslında Kudüs'e hizmetçi olmak bile ne büyük iddia ve ne haddimize. Kudüs bizim için ne ifade eder? Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethettiğinde Haçlılara söylediği gibi hiçbir şey, belki de her şey, Kudüs bizim her şeyimizdir. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir.